Merhaba arkadaşlar, Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar, hediye almak için kanala abone oluyorsunuz, kanal simgenizi öne çıkartıyorsunuz. Bunu yaptığınız müddetçe her zaman hediyenizi alırsınız arkadaşlar. Nakitimiz bol zaten. Gördüğünüz gibi kullanmıyorum, isterim oradan büyütüm olsa. Yani yeter bayağı arkadaşlar, galiba yeter değil mi? Büyük bir ihtimal yeter arkadaşlar. Olmazsa gene yükseltiriz yani değil mi? Bir zaman arkadaşlar burası altta, hatırlarsanız eski videolara girersiniz. 5000 şu 6 idi. Ben böyle düşürdüm. Ama biterse gene yükleriz. Değil mi yani, kolay. O işi hallederiz. Bitince yükleriz arkadaşlar. İşte bunu geçelim şimdi arkadaşlar. Bugün şey çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Sandık çıkartmaya çalışacağız. 2018 yılı kutusundan. Arkadaşlar bu arada isim değiştirme pazar günü dağıtılacak. İsim yazan herkes abone olup kanal simgesini öne çıkartması lazım arkadaşlar. Ve bu çekiliş için arkadaşlar en az 12 kişi isim yazmak zorunda arkadaşlar. Eğer 12 kişi isim yazmazsa arkadaşlar, tabi bu isim yazanlar da kanala abone olup o simgeyi çıkartmakla beraber toplam 12 kişi yazarsa pazar günü arkadaşlar isim değiştirme dağıtacağım. Ama 12 kişi yazmazsa arkadaşlar pazar günü isim değiştirme videosu yerine öbür videolar gelecek gene. Yani normal hediye dağıtacağım. Böyle arkadaşlar, isim değiştirme için 12 kişi yazması lazım. Onlar da abone olup kanal simgesini öne çıkartmış olması lazım. Herkes uyuyor galiba arkadaşlar. Yani uyansınlar. Biraz da abone gelsin arkadaşlar böyle. Ben hediye dağıtıyorum, böyle hediyeyi bulmuşlar gelmiyor arkadaşlar yani, anlamaz mısın? Neyse bunu boş verin arkadaşlar. Evet, isim değiştirme ile ilgili bilgiyi verdim mi arkadaşlar? Şimdi bu konuyu geçelim. Şunu açacağız arkadaşlar. Kurt sandığını çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bundan birazcık açtım. Bana şey çıktı. Kendim açtığımda baktım. Bunlar değil, bir saniye şöyle gidelim. Ben 180 günlük bıçak çıkardım arkadaşlar. Zaten yazıyor orada 180 günlük çıkıyor diye. Onu çıkardım, göstereceğim şimdi size. Biraz daha gidelim. Burada da değil, burada da değil. Aha arkadaşlar, gördüğünüz gibi Happy New Year yazıyor arkadaşlar. Yani bu kutu. Bir tane 180 günlük çıkardım arkadaşlar bu haftayı. Yani hiçbir işime yaramayacak arkadaşlar. Keşke öbür baltalar çıksaydı yani. Kızılderili baltası çıksaydı iyi olurdu. Bir bunu çıkardım, bir de bunu çıkardım arkadaşlar. Bir de 80.000 kurt parası çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açacağım. Acaba gene çıkartabileceğiz mi? Ona bakacağız. Acaba çıkartabileceğiz mi arkadaşlar? O sandıklardan da çıkartabileceğiz mi? Bakalım. Şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Hepsini açalım. Bunları atalım benim arkadaşlar. Buradan çıkalım. Şunu da kullanalım arkadaşlar. Alalım. Şu işime yaramayacak arkadaşlar. Alıp atalım ya. Hatta bunu alalım. Ben bunu atacağım birazdan. Hatta birazdan değil, atalım arkadaşlar. Ya bu ana silahmış arkadaşlar. Şundan güçlü mü? O yüzden 180 günlük baltayı atalım arkadaşlar. Hiçbir işime yaramayacak. Hadi çöpe. Arkadaşlar atmak biraz şeylik oldu da ama benim işime yaramayacağı için attım. Çünkü bunlar işi görür arkadaşlar. Kalabalığa yer yok. Şimdi de onu şeyi kullanalım. Şu 80.000'i kullanalım. Şurası yükselecek. Basalım arkadaşlar. 80.000 kurt paramızı da kullandık. Şimdi açılışa geçelim arkadaşlar. Şunu açacağız. Hadi bakalım neler çıkacak. Haydi bismillah. Oo arkadaşlar, ilkten 70.000 kurt parası çıktı. Güzel. İyi bir başlangıç yaptık arkadaşlar. KP gerçekten lazım. Bana lazım değil de arkadaşlar, yani gene de lazım olacak için çıkmasını istiyorum. Belki arkadaşlar şey yapacağım, KP yani bir nakit harcama videosu çekmiştim öncelerde. KP harcaması videosu diye bir şey de girdim arkadaşlar. Böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. KP dükkanına gireyim arkadaşlar. İhtiyacım olan şey varsa, yani çok harcama arkadaşlar. 2000-5000 KP olacak. Şeylere hesaplayacağım arkadaşlar. 100.000, 200.000 ya da 1 milyon KP falan öyle bir şey çıkarsa KP harcama gösterecek arkadaşlar. O yüzden KP gene de lazım arkadaşlar. Bu kadar KP olsa bile gene de lazım.
altın çıktı. Bu ekstradan veriyor artık. İşte kolay bir şey. Çıkması gerekenleri bir şey veriyor. Sandıktan çıktı. Çıkarım. Bak neredeydi o zaman? Burada yazmıyor arkadaşlar. 180 yukarı çıkartıyor. Şu bu sandığı çıksa iyi olur arkadaşlar. Evet evet. Oradan şey olmuyor, 15 tane bir şey çıkmaz diye almadım. Şöyle açalım arkadaşlar, devam edelim. Çıkan eşyalar da en az 12 günlük oluyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bazıları 20 günlük, 14 günlük, 10 günlük pardon. 10 günlük en düşük galiba. Altın kupon da işe yarayacak. Bol bol versin arkadaşlar. Bütün bu biriktiremedik. But gravity pulls you straight down. Arkadaşlar çok değişik silahlar çıkıyor. Şu mavi silahı ben oyunda daha önce hiç görmedim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir silahı ben daha önce hiç görmedim. Böyle bir silah var mı ki oyunda ya? Bu kutudan arkadaşlar çok değişik şeyler çıkıyor gerçekten. Yani gerçekten değişik kutu. Bunu kaldırdılar hatta. Bunu ben efsanevi kasayla biriktirdim arkadaşlar. 360 tane vardı. 60'ını ben açtım. O 80.000 HP'li 180.000 balta çıktı arkadaşlar işte. Bilerek 300'de bıraktım. Topla açalım diye videoyu. Gerçekten çok değişik şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bu silah da değişik. Bu bir değişik rengi daha vardı arkadaşlar. O da çıkar mı ki acaba? Tamam. Magnum falan var ki buna yer düşmez artık. Silahlar var mı? Bakalım artık. Bu da var. Bunlar var artık. Yok oldu bir şey. Oo güzel oldu arkadaşlar. 14 gün süper. Bunu alamayacağım ama ben eklemiştim. Mesela arkadaşlar bakın Bordo Yıldırım dövmesi diyor. Bakın böyle bir şey yoktu. Bu da yeni arkadaşlar. Yani böyle bir dövme yoktu oyunda şu ana kadar. Dükkanda satılan şu karakter falan var arkadaşlar. Zaten bu EC tamamıyla biliyoruz arkadaşlar. Bu şeydir inşallah. Bakayım bir. Hayır ya değilmiş arkadaşlar. Normal tam sıfırlama olsa. Ama oynuyorsanız yani gerçekten işe yarıyor.
attığınızda öldürüyor arkadaşlar. Süper bir şey. 2 günlük güçlü bir maç. Güzel. Yüzünü boyamışlar. Sanki şey gibi arkadaşlar, hani asap şeyi takmış gibi çocuğuna bak. Açtık, hala sandık falan yok ortada. Ama en azından KP'ye çıkardık arkadaşlar. Sandığı boş ver. KP kuponu, 80.000 KP kuponu hiçbir yerden bulunmuyor yani bunun haricinde. En azından öbürünü nakitle şeyden alıyoruz dükkanına. Çıkmasın, KP'ye çıksın. Şu altınlardan şöyle bile bir günahlı bir konu tutuluyor bana. Ama ekstralarda 3 gün siz de istiyorsanız arkadaşlar bu efsanevi kasadan bayağı bir aşarak biriktirmeniz lazım arkadaşlar. Kaç tane açar sınırını siz belirleyin arkadaşlar ama benim tavsiyemi merak ediyorsanız arkadaşlar bir 360 tane ne 300 tane biriktirin. Çünkü toplu açınca şans artıyor arkadaşlar. İçinden çıkan şeyler gerçekten değişiyor toplu açınca. Ben hep 300, 350, 360 falan açıyorum arkadaşlar. Merak ettiniz mi acaba neden bu kadar çok açıyorum diye arkadaşlar? İşte cevabı da bu. Yani içinden şeyler çıkıyor arkadaşlar. Süper şeyler çıkıyor. Bakın mesela bu arkadaşlar şey. Kesin bu ölünce başlamışsın. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar bak. İşte böyle çok açtı mı bunlar çıkıyor arkadaşlar bak. Az önceki %20 şeydi. Bu anında işime yarayacak şey çıktı arkadaşlar. Bakın işte böyle arkadaşlar. Çok açmanızın iyi tarafı böyle oluyor. Gördüğünüz gibi bakın bunun 30 günlüğü ne kadar nakite geliyor bakalım bir hesap yapalım. Gerçi bu 30 günlük satılmıyordu benim bildiğim de. Hesaplarsak bakalım bir ne kadar karda oluyoruz arkadaşlar. İlk başta çıkan şeydi arkadaşlar. Şuydu. Yok pardon buydu. Şuydu değil mi? Yok yok buydu arkadaşlar. %20 satın. İlk önce çıkan buydu. En sonunda açtım bu çıktı arkadaşlar. Bunun 8 günlüğü 750 nakitse yani 2000 nakit yani 2500 nakit falan kâra girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok açmanın yani iyi tarafı bu. Hani şunu da bilgiliyorum arkadaşlar. Ya bunlar şey çıkmıyor da yılan silahı falan çıkmıyor ama benim derdim onlar değil arkadaşlar. Aha arkadaşlar abi bir istediğim daha çıktı süper. Evet arkadaşlar bombayı da çıkardık 27 günlük. Bunu da alacağım arkadaşlar. Kaç gün kalmış? 99 gün. 126 gün oldu. İşte arkadaşlar çok açmanın iyi yanı budur. Gördüğünüz gibi bu beleş daha bulmam yani.
bunu aldığınızda da pahalı olur. İşte buna bakar, buna kadar ödeyeceğim. 3500 arkadaş bunu, 8000. Yani bununla da 10.000 lira, 10.000 falan nakit kardayız arkadaşlar. İşte çok açmanın iyi yanı budur arkadaşlar. Mutlaka toplu şekilde açın. Öyle 5-10 biriktirmeyle açmayın. Yani eğer şey yapamıyorsanız ayrı tabii ama sonradan oyuna para yüker de biriktirirseniz toplu açmanızı tavsiye ederim. Açtığınızda böyle iyi şeyler çıkar işte arkadaşlar. Mesela 2-3 tane atacağız, harbiden onlar çıkmaz. Belli olmuyor arkadaşlar. Bakın şu an hepsi 330, 325, 390, 360, 360, 360. Böyle biriktiriyorum arkadaşlar. Yani çok olunca açacağım. Biraz daha biriktiriyorum. Her zaman toplu açın arkadaşlar. Şansınız daha yüksek olur. Gördüğünüz gibi beni tam 15.000 nakitlik şey alacağım nakit şeyden kurtardı. Yani süper işte. Bunu seviyorum arkadaşlar. Bilerek biriktiriyorum 300'e kadar. Öyle 15 tane, 30, 100 tane, 100 taneyi geçin arkadaşlar. 200 tane açsanız bile bir işe yaramıyor yani. O yüzden biriktirin. Acele etmeyin. Çoğu kişi acele ediyor arkadaşlar. Açacağım da açacağım, açacağım da açacağım. İşte o yüzden iyi bir şeyler çıkmıyor. Her zaman biriktirip açmanız daha iyidir. Ve arkadaşlar şimdi neden 300, 360 tane falan açtığımı da öğrenmiş oldunuz. When you want to get off the darkest ground. Arkadaşlar zaten demiş, bile demiş ki neydi onun adı arkadaşlar? Ufak yoruma gireyim. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground. Ne demiş biliyor musunuz? Affedersiniz de kafası bu kadar var. Videoyu uzun tutmak için niye çok 300 tane, 400 tane, 500 tane kutu açılmış? Arkadaşlar benim derdim videoyu uzun tutmak falan değil. Birincisi işte bahsettiğim gibi toplu açmamın sebebi iyi şeyler çıkmak. Arkadaşlar ikincisi de içinde neler çıktığını sizin görmeniz. Belki çoğunuz nakitçe olay varmıyordur ve alıyordur. Ne çıktığını bilmiyordur arkadaşlar. Şimdi ben o yüzden toplu açıyorum. Şu an ne çıktığını görüyorsunuz videoda. Bir tane açmamın sebebi de bu. Yani bunu yazan kişi gerçekten kafası bu kadar bakıyormuş arkadaşlar. Yani inanılmaz bir şey. Yani ben, ayrıca ben 500-400 tane yukarı açmadım. 500 tane hukuk yukarı. Ben bunu ne de bana sanırım. Yalan söylüyor. Araya yalan katma. Arkadaşlar insanı kötülemek için her bir altı yiyorlar. Ama başarılı olamıyorlar. Gördüğünüz gibi. Ancak öter. Bir şeye kızıyor. Ötüyor. Basıp gidiyorsunuz. Bu beni ilgilendirmez arkadaşlar. Gelene hoş geldin, gidene güle güle. Bendik bir şey yok. When you want to get off the darkest ground. But gravity yani gerçekten arkadaşlar, ben anlamadım. Siz buraya kadar izlediyseniz yorum yazmıyorum, bir şey yazabilirsiniz. Videoyu uzatmak için diyor. Ne alakası var? Ben bir oyun videosu çektim arkadaşlar, 5 dakika sürdü. Niye demiyorsunuz? 5 dakikalık öbür youtuberlar çekiyor 15 dakika. Yani bunu söyleyeyim ya. Onun derdi başka arkadaşlar. Hiç alakası yok. Yani onun derdi gene arkadaşlar büyük ihtimal üzerinde duruyor. Büyük bir ihtimal dediklerimi yapmadı. Kanatsın getirdiğine çıkartmadı. Böyle boş boş zaten yan hesap arkadaşlar. Yani bomboş sayfası hiçbir şey yok. Çiftleri yanmak için yani içeri girmiş. Girsin gönderir. Dediğimi yapmadım arkadaşlar. Böyle yapmadığım için hiçbir şey alamaz. Yani bunu almayınca da böyle patlıyor arkadaşlar. Bir şey yok. Bir daha gelmiyor. O kadar kişi bekleyip, haftalarca bekleyip o kadar kişi alıyor. Hiç şikayet etmiyor. Bir iki tanesi çıkıyor bana göndermiyor. Neden göndermiyor sana? Demek ki bir şeyleri yanlış yapıyor. O kadar kişiye ben gönderiyorum. Onlara neden gönderiyorum hiç düşündün mü? Arkadaşlar bunlar gerekeni yapıyor çünkü. Görüyorsunuz geçen isim değiştirmeyi de attım aldı. Bakın burada da hala gönderilen şeyi var. Bunlar gitmiş bakın geçen bunlar da gönderdiğim arkadaşlar.
Hani alan bunları boşuna mı alıyor? Demek ki dediğim şeyi yapıyor. Arkadaşlar bunu şey yaparken o karşıdaki kişi bilmiyor. Ben gene söyleyeyim, aklınızda bulunsun. Ben kanallarımıza giriyorum arkadaşlar. Abonelik kısmını inceliyorum. Bu kanalda hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden yaptım dedim, yapmadım. O zaman alamaz. Ben yazanların arkadaşlar çoğu kişi yapmayı becermiş. Demek ki yapılıyormuş isteğinde. Yap sana da bilir. İstersen yan hesap aç. Yan hesabında dandim ver. Sorun değil. Sen benim dediğim yok. Abone olsun. Ben hiç bana her zaman geçiyorum. Ne hesabını sorun. Sorun değil. Zaten bu kadarlar istediğin dağıtın için bekliyorum arkadaşlar. Açtım arkadaşlar, belki yani gerçek arkadaşlar oyunda bazı şeyleri alamayacak durumlar olanlar var. Yani o yüzden de bir şey yapmıyorum. Ama göndermeyelim. Ortada kimse yok. Hediye göndermeyenlere yoklar arkadaşlar. Hediye gönderen yere gelmiyor. Gerçekten kalabalık yapıyor. Şimdi kalabalık olan her şeyi atalım. İşe yaramaz, bunu da atalım. Güç bölümüne girelim. Çantamızı şunu atalım. Şey söyledim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videolarda görüşmek üzere. Size iyi bakın.